kanseri tanısı aldıktan sonra hastalarımız için çok önemli olan şeylerden birisi koltuk altına yaklaşımı. Bazen hasta kanserle karşılaştığında hiçbir şey düşünmeyebiliyor veya onu koruma adına abartılı tedaviler ya da aşırı tedaviler uygulayabiliyoruz. Ki koltuk altı korunmadığı durumlarda biz biliyoruz ki neredeyse %20 ile 50 oranında lenfödem gelişiyor ki bu çok istediğimiz bir durum değil, yaşam kalitesini çok bozan bir durum. Hocam her hastada koltuk altının tamamen alınması gerekiyor mu? Gerekmeyen durumlarda ne yapıyoruz? Evet, bahsettiğimiz gibi memeyi koruma çabamız yine aynı şekilde aksile için de geçerli. Burada amacımız yine erken evre tümörlerde koltuk altında lenf nodu tutulumu olmadığını bildiğimiz grupta. Yani muayenemizde, olabilir, görüntüleme yöntemlerinde olabilir. Burada olmadığını düşündüğümüz hastalarda mutlaka bunu standartize etmek gerekiyor. Bu yöntemi uygulamak gerekiyor. Bütün çabamız aksillayı gereksiz cerrahilerden korumak ve kurtarmak. Burada şemada çok güzel görünüyor. Sanırım şu da sizin bir hastanızdan aldığınız örnek. Burada hastalarımıza anlatacak olursak nasıl yapılıyor bu? Yani memeden bir galiba madde veriyorsunuz. Bize aşamalarını anlatır mısınız? Evet. Şu an uyguladığımız standart yöntem ikili boyama yöntemi. Biri bir radyoaktif madde yardımıyla meme başından yapılan enjeksiyonlarla ameliyat öncesi bir lenfatik harita çıkartmaya çalışıyoruz. Ben burada tümörün kenarından değil mi? Bir enjeksiyon yapılıyor. Tümörün kenarından yapılabilir. Memenin başından yapılıyor. Burada o lenf akımını görüyorsunuz. Aynen öyle. Lenf akımını görüyoruz ve amacımız ilk nöbetçi istasyon, bekçi lenf nodunu burada çok güzel ortaya bulmaya çalışmak. Burada da bulduk ve saptadık ameliyat öncesi. Evet. Daha sonra onu ve bu hastayı ameliyat ortamına taşıdık. Evet. Aynı şekilde bu ortamda yine radyoaktivite belirleyicili dedektörlerle lenf nodunun yerini saptayarak yani bu ilk lenf bezini değil mi? Meme tümörden sonra hücre akışının olduğu ilk lenf bezini saptayabiliyoruz ki bunu herhalde nükleer tıp yardımıyla yapıyorsunuz. Aynen öyle. Beraber bir ekip çalışmasıyla onlar sayesinde lenf noduna ulaşıyoruz ve bunları çıkarıyoruz, örnekliyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Eş zamanlı olarak hasta uyurken patolojiye gönderiyoruz. Eğer patolojide pozitiflik gelirse, kaygı yaratıyorsa koltuk altı alınabiliyor sanırım. Evet, evet. Devam etmek gerekir ama negatifse cerrahimiz büyük bir şans. Sonlanıyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey daha sorsam, burada kullanılan maddeler hastaya zarar veriyor mu? Bazen o kaygı yaratıyor. Kesinlikle hayır. Çok bu söz konusu miktarda. Değil. Çok düşük miktarda. Evet, koltuk altı lenfesinin doğru örneklenmesi ve buradan çıkan sonucu doğru yorumlamak hasta lehine olan bir durum. Bunu da çok güzel bir şekilde ekibinizde yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.